yasayla ilgili başkanın bir açıklaması vardı. Sadece neler söyleyeceksiniz? Neyi kastediyor ya da nasıl bir açıklama bu? O açıklamayı yapan kişinin ruh sağlığı yerinde değil. Ne demek iki ayaş böyle bir yasa getirdi, kabul edildi diye? Böyle bir şey söylenebilir mi? Bir parlamentere veya bu konuda bir teklif getirene, bilmiyoruz tabii kim olduğunu, böyle bir ifade kullanılabilir mi? Ben ne diyordum? Recep Tayyip Erdoğan demokrat bir adam değildir, diktatördür diye. Şimdi kendisine çağrı yap. O iki ayaş kim? Çıkıp açıklamazsan namertsin sen. Çıkıp açıklamazsan halkına ihanet ediyorsun sen. Sen parlamentoyu kendi yan organın gibi göremezsin. Kim o iki ayaş? Çıkıp açıklaması lazım. Densizlik yapmasın. Adam gibi adamsa oturup görüşlerini açıklasın. İnsanları karalamasın. Geçmişi karalamasın. Geçmişi karalayarak Türkiye geleceğe umutla bakamaz. Önce başbakanı bunu bilmesi lazım. Densizlik yapıyor. Ne söylediğini bilmiyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. Türkiye'nin başına bela olmaya başladı. 52 insan hayatını kaybetti Reyhanlı'da. Sorumluluğu almıyor üstüne. Uygar bir ülkede olsaydı o bir saat o koltukta oturmazdı. O koltuktan ayrılması lazım. Oradan ayrılacak ki Türkiye huzura kavuşsun. Türkiye'de huzur kalmadı. İnsanlar akşam evine gidemiyor. Gitsin Reyhanlı'ya bir sorsun bakalım. Adam diyor ki evimde oturamıyorum diyor ben. Hatay'ı kan gölüne çevirdi. Türkiye'yi kan gölüne çevirecek bu gidişle. Bu bir bölücüdür. Tarihiyle barışık değildir. Recep Tayyip Erdoğan böyle bir insandır. Teşekkürler. Efendim,